Bir antik side turu yapalım mı? Günaydın dediysek. Saat 1'i geçmiş. Ne 1'i? 2'ye geliyor. Hatta 2 de geçmiş. Belki 3 bile olabilir. Ama olsun, günaydın diyelim. Buradan sonrası antik side. Burada kontrol noktasından geçtik. Tarihin içine girdik arkadaşlar. Burası Side Antik Kenti'nin merkezi. Bak şu karşıdaki yapı. Ne olabilir tahmin edin. Şurası ne olabilir? Tahmin edin. Burası bir çeşme arkadaşlar. Antik döneme ait bir çeşme. Şurada 3 tane oluk görüyorsunuz. Oradan şarıl şarıl sular akıyormuş. Şu ağaçların öbür tarafı var ya, komple hep böyle taş. Antik çağdan kalma kalıntılar var. Ama ne oldu belli değil yani. Şimdi ileride daha düzgün yapılar var. Oraya doğru gidiyoruz. Bir de burada müze var, müze. Bundan 3 sene önce bu yol yapıyorlardı daha. Daha yeni yani. Şu karşıda tiyatro var. Kapalıydı en son geldiğimde. Restorasyon vardı. Bilmiyorum şu an açık mı? Biz buraya ilk geldiğimiz gün sergiyle gezdik burayı ama gece gezdik. Ben hiç görüntü almadım. Ne diye almadıysam. Gece başka bir güzel burası, ışıklar falan. Gece almadım. Galiba şunun için. Çok müzik çalıyordu sağda solda. Telif yemeyelim diye almadım. Antik tiyatro. Birileri var orada, demek ki açık. Girmeyeceğim oraya, bir bok yok çünkü. Türkiye'nin en değerli hazinelerinden bazıları burada arkadaşlar. Bak şimdi size bir lahit göstereceğim. Başka bir örneği. Thank you.
Lahta bak. Neredeyse tamamen korunmuş. Pırıl pırıl. Bir üstü kırık. Evet, müze bu kadar. Küçük. Ama çok değerli eserler var içeride. Su pırıl pırıl ve sakin. Tiyatro. Burası kapalı olduğuna göre tiyatro hala kapalı. Ama girilebiliyor yani. Şuradan atla gir. Şuradan mesela. Şurada yürüyerek şurada duvarın kenarından çıkıp içine girebiliyorsun. Ben girmiştim daha önce. Şimdi gerek yok. Onun videosu kanalda var zaten. İsteyenler Side videosunu kanalda bulabilir. Kanala giriyorsunuz arkadaşlar, yukarıda arama yerine Side yazın, çıkar. Bir de şuradan bakalım. Das muss man gesehen haben da von oben. Hey, halt mal. Halt mal.
Artık bana şey geliyor, sıradan geliyor yani. Buraya 3 defa girdim. Türkiye'nin kıyı şeridindeki bütün antikentleri dolaştım. Artık bana şey geliyor, sıradan bir şeymiş gibi geliyor. Taş, şey hariç ama. Efes. Efes bir başka arkadaşlar. Efes antik kenti bir başka. Çok iyi kurulmuş. Şurada duş var. Soyunma kabini var. Gördüğünüz gibi deniz pırıl pırıl. O zaman ben daha niye bekliyorum ki? Gideyim biraz serinleyeyim. Her yer tarih, her yer. Kesin bak şu binaların altı falan hep böyle. Şimdi bisikleti şuraya verip park edeyim ben. Aşağı inip denize gireceğim. Şurada oturuyor. Galiba hala oturuyor. Pardon. Thank you. Bisikletle gezmek kolay oluyor burası. Yaya gezmeye kalksam var ya bayağı bir yorucu ya. Buradan yukarıya doğru full mağaza. Sağlı sollu sokaklar var. Hepsi mağaza.
Gece burası ışıl ışıl oluyor. Ve kalabalık. İstanbul abi. Aynen öyle. Size Side'nin mini haritasını göstereyim mi? Ve şimdi şurada bir yerdeyiz. Hatta şuradan yukarı çıkıyorum şu an. Şurası Manavgat merkezi işte. Burası da Side. Antik Side şurası komple. Kaldığımız otel şurada bir yerde idi. Çadır kurduğum yerde bunun biraz ilerisinde. Hatta şurada bir yerde. Çolaklı diyor bak. Binde orada. Tam burada bak. Çadır kurduğum yer şurası. €49. 29 safari. Fiyatlar bu şekilde. Bak, her yer tarih olduğu için ayıp olmasın diye bir kısmının üzerine cam yapmışlar yani. Baksana abi. Görüyorsun değil mi? Tarihe verilen değer. Evet. Evet, antik Side turumuz bu kadardı arkadaşlar.
arası taksi ve dolmuş hattının durağı. Düşüyordum az daha. Az daha düşüyordum. Video çekeceğiz diye. Sizin için ne cefalara katlanıyorum değil mi? Bir like, bir yorum hak etmiyor muyum sizce de? Duygu sömürüsü yaparak kanalını zirveye çalışmaya çalışan YouTuber. Orası neymiş? Bak şurada bir yerde rahat çadır kurabilir mesela diye düşünüyorum. Ama gerek yok. Benim yerim 10 numara. Ben çadırı orada bıraktım biliyor musun? Vallahi Allah'a emanet bıraktım orada çadırı. 2 gündür oradayım. Bir kişi bile gelmediyse demek ki kimse gelmiyor oraya. En fazla çadır, uyku tulumu, mat ve yastık kaybımız olacak arkadaşlar. Zaten yastıkla şişme mat patlak iniyorlar yani. Ben tamir ediyorum, onlar iniyor. Ben tamir ediyorum, başka bir yerden iniyor yani. Yastığı yeni aldım, tamam mı? Tura çıkmadan önce aldım. İşte kaç ay olmuş? 4-5 aydır kullanıyorum. 2 kere patladı. Tamir ettim. Başka yerden gene kaçırıyor. Katlıyorum ya herhalde. Katlayınca patlıyor yani. Bir yerden şey veriyor. Yırtılıyor. Ama şeyi bulamadım. Şişme yastığın patlağını bir türlü bulamıyorum. Yavaş iniyor. Suya soktum ben onu 2 kere. Herhangi bir hava kabarcığı çıkmıyor suda. Gene idare ediyor mat. Gene mat idare ediyor biraz ama sıkıntılı yani. Sabaha kadar %30 inmiş oluyor. Sabaha kadar %30. Ara sıra uyanıyorum. 2-3 nefes üflüyorum ona, şişiyor filan. Öyle idare ediyoruz şimdilik. Antalya'ya gideyim. Orada Decathlon var, yenisini alacağım. Ben onu tamir etmeseydim belki değiştirirdim ama üzerine yama yaptım şeyle. Lastik, aman, bisiklet yama setiyle yama yaptım. O halde iade almazlar. Sağlık olsun. 2 sene kullandık, yeter. Yalnız süper, süper bir olay. Acayip konforlu. Patlamasaydı daha bir konforlu olacaktı ama yapacak bir şey yok. Aynen. Hedef yapmayanla ay sonunda yollara...